Dağlıca'dan yine ateş düştü evlere. Yeşiltaş Karakolu'nda 8 askerimiz şehit oldu, 16 askerimiz yaralandı. Profesör Doktor Aydarbaş yeni mesajda bu konuyu yazdı. Açılımın yansımaları. G20 zirvesi. Erdoğan Meksika'da Putin'le Suriye'yi konuştu. Doğu Batı'ya rest çekecek. Rusya, Çin, İran ve Suriye'den Akdeniz'de dev tatbikat hazırlığı. Bakım çalışmaları İstanbul trafiğini kilitledi. Köprülerdeki çalışmalara Kadıköy'de eklendi. Şanlıurfa cezaevinde nakiller başladı. 5 cezaevinde eş zamanlı yangınlar çıktı. 89 kişi yaralandı. Ayrıntılar şimdi. Türkiye'nin vizyonu Kanal 99'da ana haber bültenimizden merhaba sayın seyirciler. 2 yıl önce 12 şehit verdiğimiz Hakkari Dağlıca'dan acı haber geldi yine. Sabaha karşı sıfır noktasındaki Yeşiltaş Karakolu'na 3 koldan saldıran teröristler 8 askerimizi şehit ettiler. Saldırıda 16 askerimiz yaralandı. Bu arada bir şehit haberi de Hatay'dan geldi. Böylece son 24 saat içinde teröre 9 askerimizi şehit vermiş olduk. Yine yüreğimiz yandı, yine şehitler verdik. Yer yine aynı, Hakkari Dağlıca. Teröristlerin hedefi bu sefer sıfır noktasındaki Yeşiltaş Karakolu oldu. Sabaha karşı saldırdılar. Barzani kontrolündeki Kuzey Irak'tan sızan teröristler 3 ayrı noktadan saldırdı. Çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri şöyle: Kıdemli Çavuş Ali Gümüş, Piyade Onbaşı Cahit Kılıç, Piyade Onbaşı İsa Sayın, Piyade Er Umut Bulut, Piyade Er Ali Yasin Erosmanoğlu, Piyade Er Mustafa Türkmen, Piyade Er Yaşar Doymuş, Ulaştırma Er Samet Bütün. Hain saldırıda 16 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Askeri Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada olayda 10 terörist de öldürüldü denildi. Olayın duyulmasının ardından Konya'da tatbikatta bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel bölgeye geçti. Ankara'da hareketlendi. Yurt dışında bulunan Başbakan Erdoğan'a vekalet eden Bülent Arınç'ın başkanlığında ilgili bakan ve bürokratların da katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Sağ olun. Bülent Arınç'ın hain saldırıya getirdiği yorum ilginçti. Arınç hem sayıca fazlaydılar ve silahları vardı dedi. Yine yaşanan olaylar vardı. Sizin de bir bu nedenle randevusunu iptal ettiniz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yazılı bir açıklama yaptı. Gül, terörle mücadele bu mücadelenin gerektirdiği araç ve yöntemlerle bütün imkanlar seferber edilerek en güçlü şekilde devam ettirilecektir dedi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise hem terör örgütünden hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden silah bırakmasını istedi. PKK her türlü silahlı faaliyetlerine son versin. Hükümet de her türlü askeri operasyonu durdurup hep birlikte siyasi çözüme şans tanısınlar diyoruz. Öte yandan bir acı haber de Hatay'dan geldi. Hatay'ın Belen ilçesinde güvenlik güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 3 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerden jandarma komando er Doğukan Şit tedavi altına alındığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde şehit düştü. Hakkari ve Hatay'da verdiğimiz 9 şehit tüm Türkiye'yi kahretti. Ancak ateş en çok düştüğü yeri yakıyor. Acı haberi alan şehitlerin aileleri yıkıldı. Yurdun dört bir yanındaki şehit ocaklarından görüntüler var şimdi. Trabzon, Giresun, Samsun, Konya, İzmir, Mersin ve Diyarbakır.
Hakkari'de yüreklere düşen 8 şehidin ateşi bu 7 ilimizi alev alev yaktı. Şehitler Ali Yasin Erosmanoğlu'nun Trabzon'daki ailesi acı haberi evlerine gelen komutanlardan aldı. Hani Yasin geldi mi sana? Yasin nereye gitti? Oy! Halan kör olsun sana o! Halan kurban olsun sana o! Şehitlerin yakınları Ali Yasin'in şehadet haberini alır almaz eve Türk bayrağı astı. Gencecik oğlunu PKK terörüne şehit veren baba Ali Sait Erosmanoğlu bir gider bin geliriz dedi. Dedim bir oğlum gider arkadan daha bir bin tane daha gider ben de giderim. Dedim için hiç fark etmez. Şehidin ağabeyi ise kardeşiyle yaptığı son telefon görüşmesini anlattı. Abi dedi belki de gelemem dedi. Belki de bir daha görüşemeyiz dedi. Belki de son görüşmelerimiz dedi. Sürüyorlar bizi ön plana dedi çatışmayı. Aynı acıyı Mersinli Sayın ailesi de yaşadı. Piyade onbaşı İsa Sayın'ın babası oğlunun şehit haberini böyle aldı. Hakkari'deki çatışmada şehit olan 8 askerden biri de Diyarbakırlı piyade onbaşı Cahit Kılıç'tı. Acı haberle birlikte şehidin Hani ilçesi Gürbüz beldesindeki baba evinden ağıt sesleri yükseldi. Şehidin çok sevdiği babası üzülmesin diye ailesine Hakkari'de asker olduğunu söylemediği öğrenildi. Babasına da demiyordu ben Hakkari'deyim falan. Şimdiye kadar da babası bilmiyordu. Yani babası çok sevdiği için babasına demiyordu ben Hakkari'deyim. Şehit acısı Konya'ya da düştü. Hakkari'de şehit olan ulaştırma er Samet Bütün'ün ailesi acı haberle yıkıldı. Abi hakkını helal et diyemedim Hasan abi. Hasan abi hakkını helal et diyemedim abi. Çok büyük acı. Türkiye terör açılımı politikalarını tartışırken bugün Hakkari'den 8 ve Hatay'dan bir şehit haberi geldi. Daha düne kadar terörist başı Abdullah Öcalan'a ev hapsi formülü konuşuluyordu. Profesör Doktor Haydarbaş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu konuya değindi. Dikkat çekici tespit ve uyarılarda bulundu. Her fırsatta Türkiye'nin iç ve dış siyasetine milli politikaların yön vermesinin gereğinden bahsetmekteyiz. Ancak yaşanan gelişmeler bu iki sahada da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin etkisini göstermektedir. Ana muhalefet CHP'nin başlattığı Kürt açılımı projesi de içeriğiyle okyanus ötesinin etkisiyle şekillenmiştir. Malum Türk siyasetinde icazeti okyanus ötesinden almak gibi yazılı olmayan bir kaide konuşulmaktadır. Sayın Erdoğan AKP'yi kurmadan önce bu ziyareti yapmış, hatta basına 10 maddelik gizli bir anlaşmanın metni sızdırılmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu da ana muhalefetin başına geçmeden önce Amerikan kulislerinde görülmüştür. İçeriği terörist başının ev hapsine kadar gidebilen açılım paketine AKP ve CHP'nin el vermesi, icazeti okyanus ötesinde arayanların bu projenin kaynağını iyi bildiklerinin işaretidir. Kürt açılımı ilk anda neticeleri Kürt kökenli kardeşlerimizin lehineymiş gibi görünse de kısa bir zaman sonra onların da geç sahip olduklarını bir anda kaybetmeleriyle sonuçlanacak bir Amerika Birleşik Devletleri tezidir. Bu açılımın Türkiye'deki yansımalarını Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dile getirmiş ve İmralı'da yatan için ev hapsinin de gündeme gelebileceğini ifade etmiştir. Yeni anayasayla federatif yapıya giren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 40 binden fazla cana mal olan bir illegal örgütün başının cezasının ev hapsine çevrilmesi konuşulmaktadır. Asıl mesele buradadır. Kaybeden Türkiye'dir, Türk insanıdır. Türk kimliği altındaki tüm vatandaşlarımızdır. Ancak görüntünün farklı yansıması vatandaşların da gerçekleri görmesine engeldir. Türkiye-Suriye konusunda üçe ayrılan Irak meselesinde Afganistan'da söz sahibi değildir. Tüm komşularıyla kavgalıdır ve uluslararası arenada sahip olduğu itibarı yitirmiş, sözcü mesabesinde değerlendirilmektedir. Başka ülkelerdeki okullarda yabancı çocukların manasını bilmeden ezberledikleri Türkçe şarkıları Türkiye'nin uluslararası itibarı için ölçü olamaz. Bunlar ne ülkemizin büyüdüğünün ne de yurt dışındaki itibarının göstergesi sayılamaz. Geçen 10 yıllık dönemde AKP iktidarı maalesef cemaatle beraber gerçekleştirdikleri kendi kazanımlarından dahi rahatsız olmaya başlamıştır. Gelinen noktada %50
%50 oyla iktidara gelen AKP hükümetini dahi saf dışı bırakmaya uğraşan bir zihniyet söz konusudur. Durum kendi vehimlerinin ideolojik bir saplantıyla iktidara taşınması olayı gibi gözükmektedir. Profesör Doktor Haydar Baş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dağlıca saldırısını partisinin grup toplantısında değerlendirdi. Amerika'dan istihbarat neden gelmedi diye soran Kılıçdaroğlu, hükümetin bu işi gayri resmi görüşmelerle çözemeyeceğini savundu. 8 askerimizin şehit olduğu Dağlıca saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava araçlarından niçin istihbarat gelmedi? Bu soruyu partisinin meclis grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sordu. Uludere'yi hatırlayın. İnsansız hava araçları tespit ettiler, gittiler, bombaladılar. Bir de Dağlıca'yı hatırlayın. Ağır silahlarla geliyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Etrafı sarıyorlar. Ateş ediyorlar, 8 askerimizi şehit ediyorlar, ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar. Biz sormayacak mıyız arkadaş? Senin bu insansız hava araçların ne oldu? Sana istihbarat verilmedi mi? Hükümetin terörle mücadele politikasını da eleştiren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Biz çözümü dışarıda başka mahfillerde aramıyoruz. Gayrimeşru ilişkilerde aramıyoruz. Dubai'ye git, anlaşma at. Anlaşmanın altına imza at, 8 milyar dolar için pazarlık yap. Bunların çıkar yol olmadığı görüldü. Gayri resmi ilişkilerin çıkar yol olmadığı görüldü. Bu parlamentonun çatısı altında, burada biz her türlü sorunu çözebiliriz. Şanlıurfa cezaevinde 13 mahkumun yanarak ölmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yüklendi. Efendim, Sayın Bakan açıklama yapıyor. Sorumlular cezalandırılacakmış diyor. Sayın Bakan'a bir tavsiyem var ve bir önerim var. Sayın Bakan, siz sorumluyu görmek mi istiyorsunuz? Tanımak mı istiyorsunuz? Çok basit. Bir ayna alacaksınız, önünüze koyacaksınız. Aynaya baktığınızda sorumluyu göreceksiniz. Size benzediğini de göreceksiniz. Ama sorumluluğun gereğini yapabilme yürekliliği var mı bu bakanda? Orada endişem var. Şimdi de MHP cephesine bakalım. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet bir an önce açılım politikasından vazgeçmeli dedi. Bu son huvar hadiseden sonra AKP hükümeti kararını ve tarafını belirlemeli. PKK terörünün kökünü kurutmak için devletin tüm imkanlarını harekete geçirmelidir. Artık müzakereci acizlik, Oslocu çürümüşlük son bulmalıdır. AKP hükümeti Türk milletinin ve devletinin hayat haklarıyla, dokunulmaz ve ilişilmez değerleriyle oynamayı bırakmalı ve görevini layıkıyla yerine getirmelidir. Başbakan Erdoğan bundan böyle yıkım yolundan çıkmalı ve ülkemizin kanlı bir bölünme sürecine doğru hızla ilerlediğini artık görmelidir. Meselenin küçümsenecek, ihmal edilecek ve hafife alınacak tarafı kalmamıştır. Mecliste temsil imkanı bulunan siyasi bölücüler ise demokrasi ve barış sözleri altında terörü meşrulaştırmaktan bir an önce vazgeçmeli, ana muhalefet yapay sorunları terk etmeli ve AKP iktidarı ise yıkım projesinden kesinlikle caymalıdır. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Başbakan Erdoğan G20 zirvesi için Meksika'da, gündeminde ise Suriye var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye gündemli bir görüşme yapan Erdoğan'ın görüşme listesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama da bulunuyor. G20 zirvesi Meksika'nın Los Cabos kentinde başladı. Türkiye'yi Başbakan Erdoğan'ın temsil ettiği zirvede resmi gündem Avrupa Birliği'nin temellerini sarsan Euro krizi. Gayri resmi gündem ise Suriye. Bu kapsamda liderler arasında önemli görüşmeler yapılıyor. Gözler ABD'nin önündeki en büyük engel olan Çin ve Rusya'nın üzerinde.
Başbakan Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye gündemli bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, Suriye konusunda süreci Dışişleri Bakanları yürütecek dedi. Müşterek olarak çalışmaları yürütecekler. Bu arada belki yani doğrudan komşular diyebileceğimiz ülkelerle veyahut da daha önce alınmış olan bir karar var biliyorsunuz. O kararda da Birleşmiş Milletler, Arap Ligi bu işin içindeydi. Belki onlarla beraber tekrar bu sürecin sürdürülmesine yönelik bazı adımlar atılabilir. Yarın da tabii Sayın Obama'yla bu konuyu bir görüşeceğiz. Sayın Obama'yla da görüştükten sonra onların bugün Sayın Putin'le yaptıkları görüşme de var. Onu da tabii gerçi ortak bir şeyleri olmuş onların açıklamaları falan. Bir kendileriyle de görüştükten sonra bizde neler yapılabileceğini, ne gibi adımlar atabileceğimizi tekrar konuşacağız. Ama bundan sonraki süreci ağırlıklı olarak Dışişleri Bakanları yürütecekler. Görüşme listesinde ABD Başkanı Obama'da olan Erdoğan, Hakkari Dağlıca'da 8 askerin şehit olduğu saldırıyı da değerlendirdi. Erdoğan, terör örgütü PKK'dan silah bırakmasını istedi. Sayın seyirciler, Suriye'de bir yılı aşkındır süren gerilimde bazı ülkeler isyancıların, bazıları ise meşru yönetimin yanında yer aldı. Safları iyice netleştirense iki hafta sonra düzenleneceği açıklanan tatbikat. Rusya, Çin, İran ve Suriye Akdeniz kıyısında Orta Doğu'nun en büyük tatbikatını düzenliyor. 400 savaş uçağı ve 1000 tankın katılacağı tatbikat uluslararası basında Batı'ya meydan okuma başlığıyla duyuruldu. Türkiye'nin de içinde yer aldığı Batı bloku Suriye'de Beşar Esad yönetimini devirmek için pek çok yola başvurdu. Bir taraftan isyancılar silahlandırıldı, bir taraftan merkezi yönetime yaptırımlar uygulandı. Birleşmiş Milletler aracılığıyla işgal kararı da çıkarılmak istendi. Bu girişimlere karşı mücadelede Suriye yalnız kalmadı. Doğu'nun 3 büyük ülkesi Rusya, Çin ve İran, Batı'ya meydan okuyarak Beşar Esad'ın yanında durdu, işgale izin vermedi. Doğu ile Batı arasındaki saflar artık iyice netleşiyor. Rus donanmasına ait iki savaş gemisinin Suriye'ye gideceği haberi ajanslarda yer almıştı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın geçtiği bir haberse önümüzdeki haftalarda suların daha da ısınacağını gösteriyor. Fars'ın haberine göre Rusya, Çin, İran ve Suriye Orta Doğu'nun en büyük tatbikatını hazırlanıyor. 90 binden fazla askerin katılacağı tatbikat Suriye'nin Akdeniz kıyılarında gerçekleştirilecek. Tatbikatta hava, kara ve deniz unsurlarının yanı sıra füze sistemleri de değerlendirilecek. Toplam 400 savaş uçağıyla 1000 tankın yer alacağı tatbikata Rusya nükleer denizaltı, uçak gemisi, mayın tarama gemisi, İran'sa savaş gemisi ve denizaltı ile katılacak. Suriye'de tatbikatta karadan denize füzelerini deneyecek. Fars Haber Ajansı ayrıca Mısır'ın tatbikata katılacak 12 Çin savaş gemisine Süveyş kanalından geçiş izni verdiğini de duyurdu. Tatbikatın 2 hafta sonra başlaması bekleniyor. 13 kişinin yanarak öldüğü Şanlıurfa cezaevinden dün yine dumanlar yükseldi. Çocuk koğuşunda çıkan yangında toplam 42 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda eş zamanlı olarak Adana, Ceyhan, Gaziantep ve Osmaniye'deki cezaevlerinde de mahkumlar yangın çıkardı. Bu yangınlarda toplam 47 kişi yaralandı. Şanlıurfa cezaevinde cumartesi akşamı vantilatör kavgası nedeniyle çıkan yangın adeta fitili ateşledi. 13 mahkumun can verdiği cezaevinden ikinci kez dumanlar yükseldi. Şanlıurfa cezaevinin çocuk koğuşunda mahkumlar yatak ve yorganları ateşe vererek yangın çıkardı. Çocuk koğuşunda yangın çıktı. Çocuk koğuşunda. Evet. Çocuk koğuşunda. Kaç kişi kalıyormuş bu koğuşlarda bilginiz var mı? İki çocuk koğuşu var. Birinde 20 civarında, bir 20'nin üzerinde ama sanırım aldığımız bilgiye göre içeride, çocuk koğuşunun içerisinde yangın değil, bahçede yaktıkları söyleniyor. Yani bir de hayat tehlikenin söz konusu olmadığı iddia ediliyor konuştuğumuz yetkililer tarafından. Peki.
Cezaevine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yakınlarını görmek için cezaevi önünde bekleyen mahkumların aileleri dumanları görünce büyük korku ve panik yaşadı. Mahkum yakınlarıyla cezaevi görevlileri arasında sert tartışmalar yaşandı. İtfaiyenin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 42 kişi yaralandı. Cezaevi yangınları Şanlıurfa ile sınırlı kalmadı. Çocuk koğuşunda çıkan yangınla aynı saatlerde Adana Merkez, Ceyhan, Osmaniye ve Gaziantep cezaevlerinde de yangın çıktı. Eş zamanlı çıkarılan yangınlarda 47 mahkum yaralandı. Yangınları öğrenen mahkum yakınları gözyaşları içinde cezaevlerine koştu. Peş peşe yaşanan yangınların ardından Şanlıurfa cezaevindeki mahkum ve tutuklular başka cezaevlerine nakledildi. Artık hemen herkesin cep telefonu var. Ancak bu cihazların fiyatı üzerine konulan vergilerden dolayı bir hayli pahalı. Yurt dışına çıkma imkanı bulan vatandaş uygun fiyata aldığı cep telefonlarını Türkiye'ye getiriyordu. Maliye durumu el attı. Bugünden itibaren yurt dışından gelen telefonlardan 100 liralık vergi alınacak. Vatandaşın ödediği vergilere bir yenisi daha eklendi. Artık yurt dışından getirilen her telefon için 100 TL para kesilecek. Hali hazırda cep telefonları Türkiye'de yurt dışına göre yüksek fiyatlarla satılıyor. Hal böyle olunca yurt dışına çıkma imkanı bulan vatandaş beğendiği cep telefonunu vergi farkı ödemeden yurda sokuyordu. Maliye Bakanlığı bu duruma el attı. Bir düzenleme ile tabii ki halen ithal edilen cep telefonlarından telefon başına aldığımız 100 liralık özel tüketim vergisini bu düzenleme ile yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarında da uygulanmasını, yani bu yönde bir harç alınması uygulamasına geçiyoruz. Bundan böyle yurt dışından gelen yolcu beraberinde getirdiği her telefon için 100 liralık vergi ödeyecek. Açıklama Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'ndan geldi. Yazılı açıklamada abone kayıt merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında diğer gerekli belgelerle birlikte 100 liralık harcın da yatırılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Engelli ve yardıma muhtaçlara verilen maaşlara hiçbir şekilde haciz konulamıyordu. Yasa bu şekilde, ancak Adana'da bir icra dairesi Toy ailesinin engelli çocuklarına bağlanan maaşa el koydu. Aile perişan. Şimdi 3. icra maaşımıza el koymuş. Baba Hakan Toy, şizofreni hastası, çalışamıyor. 8 çocuğundan biri Down sendromlu, ikisinde zeka geriliği var. Ben çalışamıyorum, işte burada yaşıyor yani. Çalışamıyorum ben. İstiyorum da yapamıyorum. Her gün sabah kalkıyorum, iş için kalkıyorum. Ondan sonra yok yani. Engelli maaşı alıyorlardı. Ta ki icra müdürlüğü araya girene kadar. Hakan Toy şu an hatırlamasa da motosiklet alan bir arkadaşına kefil olmuştu. Borç ödenmeyince Toy ailesinin maaşlarına icra geldi. Gittim postaneye. Dedi ki ne 3. icra dedi, maaşınızı çekmiş dedi bana. Dedim ya nasıl olur dedi, böyle borcunuz varmış dedi. Ne zaman dedim, 2007 dedi. Ne borcu? Ben hiç hatırlamıyorum abi, ben hatırlamıyorum. Benim ilaçtığım, kullandığım ilaçlar çok ağır. Aslında Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre engelli ve yardıma muhtaçların maaşlarına haciz getirmek yasak. Ama yasak bir şekilde delindi. Ben sosyal müdürlüğüne gittim. Kaç kere yere gittim? Bir sürü yere gittim. Kaç günden beri gidiyorum. Ne? Herkes diyor öyle bir şey olamaz. En son ben dedim ya, hep olamaz diyorsunuz. Oldu işte, vermiyor. Herkes sorunun farkında ama çözümden yana bir cümle yok ortada. Her yanı dökülen bir evde yaşamak zorunda olan aile için işler artık çok daha zor. Vallahi ben ne yapacağımı bilmiyorum abi. Bu evin içinde böyle kaldık. Bu çocuklarla kaldık. Ne olacağını bilmiyorum. Bize yardım da yok kaymakamdan. Orada görünüyor, maaşlar görünüyor. Ne oluyor o zaman? Diyor ki ne, senin maaşların görüyor. Sana yardım olmaz. Onu görüyorsan icranın da almadığı, icranın da para vermediğini görsene.
İstanbul trafiği tarihin en yoğun günlerini yaşıyor. Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul trafiğinde iki gündür inanılmaz bir yoğunluk yaşanıyor. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan sürücüleri kilit hale gelen trafik karşıladı. Trafikten kaçmak isteyenler metrobüslere yönelince duraklarda izdiham yaşandı. Trafiğin rahatlaması için yazın gelmesini bekleyen İstanbulluların hevesi kursağında kaldı. Önceki gün bakım onarım çalışması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerinin bazı şeritlerinin trafiğe kapatılması sürücülere çile olarak geri döndü. Çile çekiyoruz işte. Kaç saattir bekliyorsunuz? Tam 6.30'da çıktım. Buraya şuraya geldim. 500 metre var. Tam 2.5 saattir bekliyorum. İstanbul'un hemen her noktasında aynı görüntü vardı. Araçlar yoğun trafik nedeniyle milim milim ilerleyebildi. Sürücüler 1 kilometrelik yolu yaklaşık 1 saatte gitti. Vallahi biz saat 7.30'da geldik, girdik 7.30'dan bu tarafa da buradayız yani. Vallahi bekliyoruz. 4 saattir bekliyoruz, açılırsa gideceğiz. Her gün böyle uzanıyoruz. Vallahi biz daha bugün takıldık, bundan sonra da devamlı herhalde takılacağız 3 ay boyunca. Bazı yerlerde ise trafik tamamen durdu. Keşmekeşin ortasında kalan sürücüler yetkililere isyan etti. Harbiden öldük bittik, bu nedir baba, 3 saattir trafikteyiz ya. Nereye gidiyorsun şimdi Temel? Taksime çıkacağım, çıkamıyorum ben. Çıkamayacaksın. Ne yapacağım? Bir trafik var yani. Ne yapalım şimdi yani? Sabah da aynı sorunu yaşadınız. Evet. Sayın Kadir Topbaş'a sesleniyorum. Orada oturup da bu milletin eziyetini seyretmesin. Daha önce düşünseydi. Bu millet bu kadar çile çekemez. Yani buna bir devlet çözüm bulsun. Biz bu şekilde ne iş yapabiliriz, ne evimize gidebiliriz. Trafiğe takılmak istemeyenlerse metrobüslere akın etti. Hal böyle olunca metrobüs duraklarında izdiham yaşandı. Özellikle Mecidiyeköy ve Cevizli Bağ gibi duraklarda üst geçitten peronlara inmek bile dakikalarca sürdü. Trafik çilesinden kurtulmak için Haliç ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçmeniz yetmiyor. Zira İstanbul'un birçok farklı noktasında da çalışmalar yapılıyor. D100 Karayolu, Uzunçayır Köprü ayaklarının güçlendirme çalışması nedeniyle Kadıköy, Fenerbahçe ve Hasanpaşa'ya giden yol trafiğe kapatıldı. Bu çalışma Anadolu yakası trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Yani vatandaşın çilesi bitmiyor. İstanbul Mecidiyeköy'de Söğütlü Çeşme Edirne Kapı seferini yapan bir metrobüsün lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç bariyerleri aşarak E5 karayolundaki bir otomobile çarptı. Kazada iki kişi yaralandı, yolcular büyük panik yaşadı. Görüntüler İstanbul'un ana arterlerinden biri olan E5 karayolunun Mecidiyeköy geçişinden. Söğütlü Çeşme Edirne Kapı seferini yapan Basri Peker yönetimindeki metrobüsün lastiği patladı. Hadi gidelim. Bariyerleri aşan metrobüs bu esnada viyadükte seyreden Mustafa Oğuz İnan yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Hafif yaralanan sürücü İnan hastaneye kaldırıldı. Kaza anı MOBESE kameralarına işte böyle yansıdı. Kazanın ardından viyadük savaş alanına döndü. Metrobüs ve otomobilden kopan parçalar yola saçıldı. Kaza esnasında metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Ancak hiçbir yolcunun burnu bile kanamadı. Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki bakım çalışması nedeniyle trafikte mahsur kalan İstanbullular kaza nedeniyle kapanan yolda da 2 saat bekledi. Geçmiş olsun, ne kadar süredir yoldasınız? 2 saat. 2 saattir yoldayız. Nereye çektiniz? Eskişehir. Hurda'ya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Ege bölgesindeki sismik hareketlilik devam ediyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde sabaha karşı en büyüğü 4.9 olan 12 sarsıntı kaydedildi. Depremlerde can ve mal kaybı olmazken kent sakinleri korku ve panik yaşadılar. Deprem kendini unutturmuyor. Özellikle Ege bölgesi sismik hareketliliklerin merkezi. Kütahya'nın Simav ilçesi İnlice köyünde saat 4.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yağmurlar ve yeşil yayla köyleriyle Şenköy beldesinde 5 saat içinde 2.3'te 3.3 arasında büyüklüklerde 12 sarsıntı daha kaydedildi. Depremler can ve mal kaybına yol açmadı. Ancak bölge sakinleri korku ve panik yaşadı. Kimisi meydanlarda, kimisi park ve bahçelerde sabahı bekledi. Simav sakinleri daha büyük bir depremin korkusuyla evlerine girmeye çekiniyor.
Çukurova Üniversitesi'nde yürütülen soruşturmada ilk aşama tamamlandı. Gözaltına alınan 17 kişiden rektör Alper Akınoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi serbest bırakıldı. Üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanı Nüvit Günay tutuklandı. Çete yoluyla ihaleye fesat karıştırma, tehdit, şantaj. Çukurova Üniversitesi 5 gündür bu iddialarla çalkalanıyor. Rektör Profesör Doktor Alper Akınoğlu dahil 17 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar Cumhuriyet Savcılarına ifade verdi. 17 kişiden 11'i savcılıkça serbest bırakılırken Rektör Profesör Doktor Akınoğlu ile birlikte 6 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme örgüt lideri olarak gösterilen Rektör Akınoğlu dahil 5 kişiyi serbest bıraktı. Zanlıların yakınlarının endişeli bekleyişi iyi haberle sevince dönüştü. Serbest kalanlar tutuksuz yargılanacak. Üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanı Nüvit Günay ise tutuklandı. Türkiye'nin Vizyonu Kanal 99'da ana haber bültenimizi dinlediniz sayın seyirciler. Yarın yine birlikte olacağız ancak şöyle ayrılmak isteriz sizlerden. Bugünkü şehitlerimiz için tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Yarın yine birlikte olacağız. Esen kalın.